Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters olarak sizlerle birlikte geçen geceki Rolling gecemizin yıldızıyla beraberiz. Beni resmen o gün merak içinde bırakan canavarımızı bugün inceleyeceğiz. Çok da güzel bilgiler paylaşacağız sizlerle. Atmosferikten nasıl öyle güzel güçler alıp nasıl o şekilde yürüyeceğini de hep birlikte bakacağız. Çok güzel bir gün olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Bu tarzda daha çok içerik görmek istiyorsan videoyu aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyerek günümüze ufak ufak start veriyoruz. Aynı zamanda buradan da bir tabur asker yemek yiyormuş. Hadi bakalım başlayalım. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Ve yanımda bu canavarın sahibi olan sevgili Fatih Semiz. Merhaba. Merhaba. O gün yarış gecesinde resmen beni benden alacak nitelikteki yürüyüşün, orada o arabanın resmen rüzgarın oğlu olarak rüzgara tutunup uçuşunun güzel bir görüntülerini bana verdin. Ben de bugün bu canavarı çok merak ederek kanalımıza sevgili Fatih'i davet ettim. O da kırmadı geldi sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Aramızda kaç kilometre var benim evle senin ev arasında? Ya sen nereden geldin? Bahçelievler tarafından. Bahçelievler. Çorlu. Yani 65 kilometre falan. Sen buraya geldin. Ben de 50-55 kilometre falan geldim. 100 küsür kilometre yoldan Lane Hunters YouTube videosu çekmek için geldik. Ortak noktada bulduk. Aynen öyle. Adam işini gücünü bitirdi. Bizim de gündüz toplantılarımız vardı. Onları bitirdik ve bugün de bu canavarla birlikteyiz. Bakın şu şekilde yapınca çok daha iyi şekilde hatırlarsınız arkadaşlar. Stack sistemimizi sevgili Ertuğrul abiyle birlikte bakmıştık. Evet. Hoş geldin kanala. Hoş bulduk. Şimdi nelere değinelim? Arabada bir ton muhabbet var. Yani arabanın resmen o ışınlanma seviyesindeki atmosferik olarak söylüyorum. Güzel gidişi, aynı zamanda harcanan emekler, o geceki performansı ve altında yatan sürpriz aslında niteliğindeki güzel böyle görseller arkadaşlar. Evet. Bunlara değineceğiz. Öncelikle, öncelikle neye bakalım? Bir dış görünümünden hızlıca geçelim. Olur. Sonra sohbet ede ede gidelim. Aracımızın dış görünüşünde ne yaptık? Aracımızın rengi komple nardo griye boyandı. Evet. Yani tamamen zevk amaçlı. Aracımızı nardo gri olarak yoluna devam ettiriyoruz. Aynen, nardo gri olarak devam ettik. Arabanın kapısını açtığınızda iç kısmında beyaz, siyah ya da farklı bir renk görmüyorsunuz. Yani aracı ben nardo griye kaplatayım da projeyi öyle yapayım dememiş adam. Arabanın komple. Evet, iskelete dahil indik. Motoru boyattık. Motora kadar komple aracın içi nardo griye boyandı. Bu hızlı ve güzel arabalarda da nardo gri moda gibi. Aynen. Aslında gerçekten evet. Bu arabaya da gitmiş, yakışmış. Araba gayet güzel olmuş arkadaşlar. Elinize konuza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, benim arabanın rengi nasıl? Efsane. Değil mi? Tatlıdır. Orta vazgeçilmez abi. Var mıydı sende de bu? Vardı vardı. Kaç tane? Hatta boyasız vardı. Maşallah. Ama ben öyle yürütmek amaçlı değil. Benimki orijinaldi yani. Günlük gezmeye çok ideal. Tabii. Hiç yakmıyor. Geziyorsun. Aynen. Gaza basmayınca da yakmıyor. Gayet iyi yani. Arabamızın arkadaşlar üstünde jantamızı hemen evet. Dostumuz bize söyledi. 4x100 Enki 16 inç. Yani Türkiye'de sayılı bu jantlar. Hem hafif hem de aracın setup'ına uyumlu bir jant. Sen deneme gecelerinde bunlarla mı? Tabii tabii. Bu hem günlük mod hem rol modunda. Her türlü. İki yolda da geliyor araba. Aynen. Koy benzini, gazla koy benzini gez. Koy metanolü devam. Metanolü koyma. Pardon, sil orayı da etanoldü. Tamam sorun yok hepsini. Bunda metanol kiti? Bunda metanol kiti yok. Bu yok. Araba direkt yakıtla beraber karışıyoruz. Etanol koyuyoruz bu araba. Yüzde kaç etanol yürüyorsun? %50-50. Yani E50 dediğimiz. Moda giriyor. Aynen. Sonra. E50. Bu arada yakıtı da Ronay'dan alıyorum. Fuel Ronay diye geçiyor arkadaşım. Evet. Değerli dostuma da buradan selam olsun. Aleyküm selam. Arkaya geçelim. Geçelim. Dışa bakalım. Dışı şu an sade. Sleeper mode on. Evet. Arka tarafta burada bir karbon detayımız var. Buradaki tamponu sen o gün çıkarmıştın. Evet. Yani araç 180 km hızlara yaklaştığı zaman paraşüt görevi görüyor. Hem evet. De ağırlık olmasın diye. Arka tamponu söküyoruz. Hı hı. O yüzden daha doğrusu bu Taypar camiası, bu Rolling camiası tamponu hiçbir zaman takmaz zaten. Evet. O Huracanlarda da var yurt dışında. Twin evet. Turbo Huracanlarda falan böyle tık arkayı gallardalarda çıkartıyorlar. Arabayı tutuyor çünkü o yüzden sökmek zorunda kalıyor. Evet. Bence çok da güzel duruyor. Evet. Arabayı agresif görüntüye sokuyor. Hard bir görünüm. Aynen. Diye tehlikeli duruyor. Adam niye sokmuş acaba? Ya bu tamponu söktüğü zaman kesin kaputun altında bir K20 vardır yani. Değil mi? Ya K20 ya K24. Değil mi? Arka bagajdan da açalım. Oradan da görün. Önümüne bir bakalım sevgili arkadaşlar.
Evet. Evet, şimdi arabamızın yarış gecelerinde arka bagaj kapağı sökülüyor. Onun dışında başka nereler sökülüyor? Mesela şu an koltukları sen sökmüşsün zaten. Yani günlük kullanımda da böyle iki kişi. Ben böyle geldim. Sadece şu halı flexi falan almıştım. Evet, çok da güzel durmuş. Bu şekilde yarışlara çıkıyoruz. Yani öyle çok da sökmüyorum. Arka bagaj, tampon. Gerektiği zaman sadece sağ ön koltuk söküyorum. Bu kadar. Sağ ön koltuklarımız arkadaşlar, bu arada iki koltuğumuz Bright ve karbon fiber. Evet. Koltuklarımızın ağırlığı da hafif galiba. Kaç kilo olduğunu biliyor musun? Orijinal koltuğa göre hafif. Yani tahminen bir 12-12,5 kilo vardır. Emin değilim ama. Konforlu da duruyor bunlar. Geniş duruyor. Evet. Bu yarış koltuklarında bir de mod şey var, small, işte large beden vesaire, beden. Evet. Onlara göre de ağırlık farkı oluyor. Bu biraz daha geniş gözüküyor. Muhtemelen medium olabilir arkadaşlar. Onun dışında bagajdan da arka görünüm bu şekilde. Aynen. Burayı kapatıyoruz. Arka kule gergimiz var. Ha evet, kule gergimiz var. Kule gergimizin markası var mı? Hem ön kule gergimiz var, hem arka kule gergimiz var. Ama arka kule gergimizin markasını bilmiyorum açıkçası. Custom diyebiliriz buna. Custom tabii, custom kule gergisi. Aynen. Evet. Aşağı doğru da bir inelim. Orada da ne var gösterelim. Arabada çok değişik bir altyapı var. Harcanan paranın çoğu altyapıya harcanmış. Evet. Motora harcanmış, yürüyene harcanmış. Aynen. Seni tebrik ediyorum. Tuning'e katmış olduğun katkılardan kaynaklı. Teşekkür ederim. Evet, aşağı doğru eğildik. Şurada şu güzel detayları da gösterirsek sevinirim. Alyan vidalarımız. Evet. Evet, buradaki alyan vidalarımız bu şekilde. Evet. Bugün onu da tesadüf taktık. Harbi mi? Çok iyi duruyor mormon. Evet. Tesadüf, ben senin için arabayı topladım bugün. Adamsın. İnan, akşama kadar bu arabayı toplamak bir kere zaten başlı başına bir iş. Topladım, dedim Line Hunters'a bir desteğimiz olsun. Adam. Geldik burada da bir adam. Video çekelim dedik. Benim kardeşim, dostum, var ol. Teşekkür ederim. Biz de öyleyse bu canavarın altına doğru eğilelim. Hemen şöyle gösterelim. Arka altta denge, ne var? Arka denge kol burcumuz var. Arka denge kol burcumuz var. Aynen. Evet, şimdi arka denge kol burcu neden koyuluyor bu arabalara? Ya şimdi zaten araç yaşına ve modeline göre biraz eski olduğu için hem eskiyor arka denge kol burçları, hem ses yapıyor zamanla, hem de aracımızı hafifletmek amaçlı denge kol burçlarını tercih ediyor. Eskilerini söküyoruz, tabii. Yenilerini takıyoruz. Aynen öyle. Bunlar hafifletiyor arabayı. Hem hafifletiyor, hem de arabaya daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Anladım. Ve aynı zamanda gürültü olmuyormuş bunlarda. Evet, evet. Eskiden yeni olmuyor derler ya, eskileri söküyoruz, yenilerini takıyoruz. Aynen. Evet. Bagajımızı kapatıyoruz. Arabanın arkası çok güzel, çok tatlı, çok toplu duruyor. Spoilerımız var aynı zamanda. Karbon spoilerımız. Depo kapağımız karbon. Evet, depo kapağımız karbon. Bunlar görselliğe oynanan noktalar arkadaşlar. Fakat arabada görsellik dışında asıl bence önemli noktaya geçelim. Kaputun altı. Geçelim. Bence geçelim. Ya yani şunun, şimdi arabaya dışarıdan bakıyorsun, gayet sakin, sükunetli duruyor. Fakat efendi duruyor ama o canavarı bir de bunun altında gör. Aynen. Bir de oradan, bir de buradan bakın. Evet arkadaşlar, açıyorum. Lütfen siz açın bu sefer. Yok, siz açın. Bizim lütfen. Açalım. Siz açın. Evet arkadaşlar, kaput altımızı açıyoruz. Rüzgardan dolayı aracın yönünü değiştirdik. Fakat burada tertemiz, sorunsuz. Bir yeni kızın çeyizi yatıyor diyebiliriz burada. Heh. Yani yeni evlenecek bir kızın sandık çeyizi burada hazır. Aynen öyle. Al git. Hazır. Aynen, bohçesiyle abi. Beraber. Aynen. Evet. Şimdi K20, K24 serisi motorlar atmosferik olarak en helal, en temiz güçleri alan, aynı zamanda Türkiye'de en çok sevilen ve en çok tercih edilen motorlardan bir tanesi. Evet. Bu motorlar hangi araçlarda var? EP3 kasalarda var bu. EP3, FN2, S2000, 2.4'e geçtiğinde Accord'lar. Evet, onlarda var. Evet. Bir K20 var, bir de K20 GDM var. 200 beygir bir serisi var, bir de 220 beygir olan serisi var. Evet. Bu 200 beygir olan serisi ama swap, tamamen aracı custom bir şekilde tamamen bütün her şeyi değiştirilmiş. Her şeyi değiştirdik. Aynen. Yapılan değişiklikler listesini göstersene bir. Onları da hemen yazalım. Değişiklikleri söylemeye vallahi biraz vakit olur ama bilmiyorum ama bunları biz size yazacağız arkadaşlar şimdi topluca böyle. Ya aracın aslında ben kısaca söyleyeyim. Araç K20 A2. Evet. Egzantriğimiz var, pistonumuz var, yay şapkamız var, enjektörümüz var, emmemiz var, kelebeğimiz var. Yani 5.1 kısa şanzımanımız var. Evet. Gördüğünüz üzere motor üzerinde hemen hemen en hard setup demeyelim de en güzel, en sağlam yürür bir şekilde yapılmış bir araba diyelim. Sağlıklı. Sağlıklı, aynen. Yani yürüdü mü de yürüyor. Ben videoda yürüyor. Yani çektiğimiz gün gördüm. Ciddi güzel gidiyor arkadaşlar. Aynen. Araç normalde fabrikasyon kaç kilo? Bu araç kaç kilo? Normalde araç zaten fabrikasyon 1050 kilo ama bu motoru koyduğun zaman bu araba biraz daha ağırlaşıyor. Şanzımanı koyuyorsun. Daha ağırlaşıyor ama şu anda yaklaşık 900-950 civarı vardı. Söktüğün zaman da bir 900'lere tekrar iner. Anladım. Yani yarışa çıktığında 900 kilo. Aynen, öyle diyelim. Şimdi aracımızın arkadaşlar toplam şu anki gücü
kaç beygir? Bu setup'ta alacağımız güç 280-285 civarı diyebiliriz. Evet, o güçlerde. Maksimum. Yüzden evet. 200'e hızlanma sürelerimiz ise? Yani 9 sonu, 10 başı diyebiliriz. 9'un yani, sonu, 10'un başı. 9.8. Bu denediğimiz sürü aldığımız yerlere göre de değişiyor. Evet, 10.2 arası diyebiliriz. Aynen. Ciğerli gidiyor ama. İlerleyen dakikalarda da evet. izleyeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda sevgili Fatih Semiz Çorlu'da yaşıyor. Otomotivle alakalı bir iş yapıyor. Evet. Nedir işin? Kaç tane işim var? Ekspertiz firmasıyım. Bak adama dedim ki çok kısa anlatayım. Kanka dedim hani iş güç hani bayağı yoğun çünkü çalışıyor. Ne iş yapıyorsun? Dedi ki ekspertizim var. Ekutek, sevgili Erkut abimize de buradan selam olsun. Ekutek'in bayiliği var. Evet, Ekutek çiftlik bayiliğimiz var. Oto alım satım yapıyormuş. Evet, oto alım satım var. Başka? Bir de bir kafemiz var. Bir de kafe. Onun evet. ismi ne? O Valens Kafe. Valens, evet. Çoğalı. Adam 4 tane iş yapıyor, 5 tane iş yapıyor. Kaç tane oldu? 4 iş oldu. Abi 4 tane iş oldu. Motorsport Turkey'in aynı zamanda herkese de buradan selam olsun. Aynen, sevgili Çağrı abilere vesaire herkese tanışmış olduğumuz dostlarımıza. Orada da admin 5. işi de o dersek 6. işi de bu arabaymış. Evet, 6. işimiz de bu. 2 çocuk babası evet. aynı zamanda. Maşallah çok güzel. 32 yaşında bir adam olmanın rağmen güzel işler yapmasın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Burada da kendisini ailemize tanışmış olduk. Tanıtmış olduk arkadaşlar. Çorlu'ya giderseniz direkt gidin çayını kahvesini için. Beklerim. Her zaman. Başımızı yeriniz var. Evet. Şimdi araçta gittiği kadar durması gerekiyor. Fren sistemi nedir? Fren sistemi aracın 4 disk. Normalde evet. arkalar kampanyaydı. Evet. Komple 4 diske çevrilmiş. Evet. Aynı zamanda aracın 4 süspansiyonunda sertlik ve yumuşaklık ayarı olarak KV marka. KV marka olarak swap bir şekilde arabaya koyulmuş. Giydirin. Sen hazır mı aldın, bir kısmını mı yaptın, ne yaptın, yok. Nasıl oldu süreç? O yürüyen kısmını ben böyle hazır aldım. Aracın tamam. ben setup'ı FK Pro pistonluyken aldım. Aha. Bunun üzerinde ben egzantrik, yay şapka, emme, kelebek, işte enjektör, yakıt, yazılım evet. derken aracın setup'ını al motor yaptık. Yani gırtlak bir setup değil ama soft bir setup diyebiliriz. Ama hı. en iyi sağlıklı yürütebileceğin K20 setup'ı. Maşallah. Şu an bir motor almaya kalksak, bir şanzıman, bir elektronik artı zamanda bunu araca dizmeye kalksak maliyetler nasıl şekilleniyor? Önemli bir nokta. Ya ben sadece şöyle söyleyeyim kısa ve net. Evet. Bugün bu şartlarda, bugünün yani güncel dolar ve euro bazı sürekli iniyor çıkıyor. Bu arabayı bu şekilde sıfırdan yapmaya kalk, kasayla beraber 200 bin TL'ye yapamayabilirsin. Yani 200-220 bin TL civarı bu araba çok rahat bir şekilde yer. Projeye başlarken herkesin aklında tek soru var. Ya motor var ilanda 15-20 bin TL, ya elektronik var 13-14 bin TL, ya işte şanzıman var 15-20 bin bilmem ne şu bu. Ya şu an sadece bu araba motor kulakları 3 bin TL şu an. Custom. Onları koyarken 10-10'a yaz, 15-10'a yaz, zart surt yaz. Ona da 20 bin evet. yaz ama öyle bitmiyor arkadaşlar. Ne yazık ki motor kulağıdır, odur, budur, şudur. Bunlara evet. ekstra maliyetler gidiyormuş. Bana anlattılar. Yani aklımıza bir soru geldiğinde ya arabayı aldık üstüne bunları koyduk 60 bine biter kafasında bakış açısıyla giriliyor. Proje tamamlanamadan araç satılıyor, zarar ediliyor. Lütfen bu konuya dikkat edin. Hani ben de eskiden açıkçası bu kadar bilmediğim dönemlerde öyle hesaplar yapıyordum. Evet. Ya diyordum 2CZ'den bahsediyorum. 20 bin lira 2CZ olan günleri hatırlıyorum 15 bin liralara. Şanzıman da diyorduk şunu koyarız. O da 7000 yaz. Yok işte ona şunu yaz, elektronik yaz. İşçilik de yaz falan bitiyordu sallıyorum 55.000-60.000 bir çıkıyor iş 120.000 TL. Egzoz sistemini koy, ona göre yürüyen ayarlarını yap, sağlamlaştırma işlemleri, ateşleme sistemleri, beyinler, hiç ummadığın link beyinler onlar bunlar şimdi yani iyi paralar ediyor. Evet ya bu şu anda bu arabada 5.000 kısa şanzıman var mesela. Bu arabanın bir tane içindeki senkro mencivel, çatal, manşonu almaya kalk sadece 700-800 euro dolarla alıyorsun. Oo. Ya bir tane sadece parçayı mesela. Bulunamadığı için. Tabii hem bulunamadığı için hem de yani bir de bunun şanzımanları biraz hassas. Hmm. Cırtlatmamak lazım. Evet. Ses geçişlerini falan çok iyi kullanmak lazım. Evet. Böyle. Çok iyi aslında araba. Bir tek şanzımanla alakalı biraz böyle nazik diyebiliriz. Baskı balatan. Bronz baskı balatamız var. Kaç yaprak? 6 yaprak diyebiliyorum. 6 yaprak. Star Honda Mustafa abi yaptı. Eline koluna sağlık. Buradan da ona selam. Star Honda Mustafa abi, Murat abiye. Kendileri arabamızın bütün mimarları hemen hemen %50-%70 bütün mimarı Star Honda'dır. Evet, eline sağlık. Erkut abimize de buradan Ekutek'e de ayrıca selam yolluyoruz. Aynen. O da yazılımcımız bizim. Çok tatlı, valla ponçik abim diyorum ben ona. Evet. Çok yakışıklı, çok güzel bir insan. Kendisi böyle. Adam oğlu adam, onu da çok ayrı seviyoruz. Arkadaşlar diyoruz ve aracımızın içine geçip iç kısmına bir göz atalım. Atalım. Sonra da yola çıkıp performansına bir bakalım arkadaşlar. Kule gergimize gülmesinler. Onu arkadaşım öyle aldı, boyadı, pembeye boyadı, idare edin. Motorizmimizde kızın çeyizlik abi. Aynen mor pembe. Bu da mor pembe. Ama dikkat çekiyor, güzel duruyor bence. Renkler ve zevkler tartışmasıdır Aynen. arkadaşlar. Renkleri kadın ya da erkek diye ayırmaya gerek yok. Bir de sıkalım dersen sıkabiliriz. Evet, sıkak sistemini de bu şekilde kurduk. Şimdi
Şimdi bu arabanın içine geçtiğimizde anlatırken çok fazla detay aramayacağız. Çünkü bu araba gazlamak için yapılmış. Benim Gaddar George'deki ses sistemi bile söküldü. Evet. Bu arabanın içinde ama senin bize söylemek istediğin, o yıllara ait, bak bu da bu arabada var diyebileceğin neler var? Abi bu arabada aslında en çok istenilen ve beklenen, burada bardaklığımız var. Bakın. Aa evet, çok güzel duruyor. Orijinalde olmazsa olmaz. Hı-hı. Güvenlik paketli aracımız, aynı zamanda airbag'imiz var. Evet. Günlük modda gene teybimiz var. Evet. Klima off. Klimamız aktif değil. Araba swap olduğu için ön tarafta herhangi bir klima ile alakalı hiçbir şey yok. Evet, olsun. Kliması olsun. Yanıyorsundur sen. Derdi çeken bilir. Ben gece çıktığım için bu arabayla, o yüzden pek klimayı aramıyorum açıkçası. Evet, benim şu an klima gazım boşaldı bir çatlaktan kaynaklı. Derdi çeken bilir kanka. Evet. Gündüz yanıyorum ben onunla gezerken. Onun dışında arkadaşlar, burada aynalarımızın kontrolleri vesaireleri. Evet. Alcantara detaylarımız kırmızı dikişli. Burada IM'in bir AFR'si. AFR'miz bu şekilde, tek göstergemiz. Ekstra evet. Opsiyonel olarak AFR. Buradaki değerlerimiz nasıl şu an? Yani AFR'miz 12.9, 13, 13.1 de yürütüyoruz aracı. Hı-hı. Sorunsuz. En sağlıklı yürüyen aralıklar diyelim. Hayatımda gerçekten bindiğim en rahat spor koltuklardan biri evet. Diyebilirim. Bright gerçekten çok güzel. Bright'ı beğendim. Benim sparkolar biraz dar kanka. Ben buradan uzun yola çıkıyorum bu evet. Arabayla. Aha. Mesela hiçbir şekilde beni yormuyor. Bu koltuklardan bugün almaya kalksak ne kadara mal olur? Abi en az 2-2,5 milyar. Tanesi mi? Tabii. Karbonlu marbonlu? Tabii. Bu şekilde almaya kalksan evet. 2-2,5. Güzel. Bence alınabilir arkadaşlar. Öneriyorum. Integra Type'ar şeyimizi de gösterelim. Kadranımız var burada. Çok güzel gözüküyor. Karbon fibere yakın bir desen koyulmuş arkadaşlar. Evet. Integra'nın kadranı evet. Aynı zamanda bakın burada ne var? Bu telefon. Bu olmazsa olmaz. Bu rol gecelerinde benim silahım. Silahım. Geçti. Kameramanım bu benim. Değil mi? Evet. Oradan. Senin kameramanın orada, benimki burada. Güzel değil mi? Oradan çekiyorsun. Evet. Gayet iyi. Ön arka her şeyi oluyor arkadaşlar. Burada da böyle bir kamera asistanımız mevcut bu arabanın içinde. Bir çalıştıralım, sesine bakalım. Tamam. Motorumuzun ısı koşullarını kontrol ettikten sonra da size dinletelim. Saat gibi. Aracımızın arkadaşlar, bir ufak sesini dinleteyim. Kadrandan önce bakalım arkadaşlar. Türkiye'de hiçbir sese değişilmeyecek bir ses. Şarkı söylüyor bize sanki evet. Araba. Harbiden baksana şu kadrandan. Yani 5000'de kesici var arkadaşlar. Çok güzel. Durduğu yerde yukarıya çekmemişsin. Güzel bir şey bu. Evet. Şimdi zaten yolda sesini alırız. Evet arkadaşlar, şimdi bu canavarla bir tur atacağız ve bu anlarımızı da sizlerle beraber paylaşacağız diyoruz ve ufak ufak yola doğru çıkıyoruz. Haydi bismillah, yola doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Abi benim işim de zor ya. Neden biliyor musun? Şimdi el bebek gülü bebek, evladın gibi bu senin. Evet. Yaptın arabayı mesela, veriyorsun, ben kullanıyorum ve arabaya adapte olmam gerekiyor. Evet. Arkadaşlar her bindiğim arabada 5-10 dakika içinde adapte oluyorum. Ona göre de bir performans şeyini size göstermeye çalışıyorum. Kusur oluyorsa affola. Vites şeyi çok güzel ya, topun. Type R. Evet. Test topuzu. Şimdi arabanın ilki olarak söyleyeyim, direksiyonu ufak böyle. Ve evet. Böyle çok tatlı. Hani kullanım şeyi de çok rahat. Direksiyon tepkileri de arabanın resmen böyle atmosferik bir hissiyat gibi. Hissiyatlı bir direksiyonu var arkadaşlar. O anlamda başarılı yani. Ya zaten EP3 direksiyon şu anda fiyatını bulmak istediğin zaman bile çok zor buluyorsun. Evet. Çok pahalı ve güzel yani. Böyle evet. Ele geliyor. Çok güzel maşallah. Arabanın kullanımı falan da çok rahat. Çok yani. Rahat şu an evet. Normal buradan bas. Biraz daha. Studio arabaya söyle gidebilir miyim? Evet. Biraz doluyor. Resmen savaş gibi.
rahat kullan. Evet. Bas. Tamam dedim. Arabada şöyle bir artı var. Turbo yok ya. Yok soğumuş, yok ısınmış. Sorunsuz. Temiz setup. Çok güzel. Maşallah. Arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Biz de bu kadar emek veriyoruz. Alnımızın teriyle video çekiyoruz. Lütfen aşağıdan kanala abone olmayı, evet, ve videoyu beğenmeyi ve bu canavarla alakalı, partinin emekleriyle alakalı da güzel yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Eleştirilerimiz varsa onlar da başımız gözümüz üzerinde diyoruz. Üçüncelim ya, çok hoşuma gitti. Üçe atalım, sol üzerinden bakalım. Araba gerçekten aşırı keyifli. O Honda'lardaki o sürüş anındaki atmosferik duyguyla beraber verdiği tork, gaz tepkimeleri, tepkime hızı, sesi soluğu muhteşem diyebilirim. Saygı ve sevgimi ekstra bu araç kazandı arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı. Ben senden şunu istiyorum bu arada. O gece arkadaşlar ben demiştim ya hani bu arabanın içinde olanları gerçekten çok merak ediyorum diye. Evet. Arabayı sen o gün eline koluna sağlık, çok iyi yürüttün. Bir de sen bu tarafa geç, bir de seni izleyelim, bir yürüt arabayı. Tamam, biz de görmüş olalım arkadaşlar. Olur abi. Mükemmel bir keyif gerçekten. Teşekkür ederim bu canavarı getirdiğin için. Ben teşekkür ederim. Yani şu yaptığım, Allah razı olsun, ne demek kankam. Bu iş yaptığım işin en büyük gerçekten mükafatlarından biri arkadaşlar. Şimdi bu arabayı yapmaya kalksan emek, zaman, masraf, o bu şu. Ama gerçekten yani şu bir kesin, atmosferik arabayı yürütmek herkesin harcı değil. Evet. Yani atmosferik araç, atmo dediğimiz araç yani çok meşakkatli bir iş yani. Evet kesinlikle. Yani sineğin yağında hani Erkut abi diyor ya, yağ çıkar diyorum. Evet. O misal yani. Yani 10-15 beygir almak için en az bir 30 bin TL para harcıyorum. Evet. Çok büyük emekler, masraflar. Çok büyük. Evet arkadaşlar, şimdi hava tam kararmadan, güneşi de kaçırmadan o gece yaşanan anları bize roleplay olarak yine bugün göster lütfen. Geçelim bakalım. Hadi bakalım. Şimdi o gece neler yaşandı, bana bunları anlat. Abi o gece her şey anlık oldu. Denediğimiz insanlar da zaten abimiz, arkadaşımız. Tabii aynen. Kesinlikle. Beni tanıyan tanıyor. Benim zaten geçilme gibi derdim yok. Ben hep gidiyorum zaten geçilmeye. Ya. O gece, yani o gece de geçtik. Değil mi? Şansa. Evet. Hep geçilmeye gidiyorum. Ama ben yaklaşık bir sene falan bu arabayla uğraştım, emek verdim. Emeklerimizin karşılığını aldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Araban şu an hem sağlıklı yürüyor hem sesiyle soluyla yürüsü. Yani bence ben beğendim arkadaşlar. Yorum yapan dostlarımızın da yorumları olur tabii ki de. Her yeri yorumları. Bekliyoruz. Bakalım. Şimdi o gece yola çıktık. Evet. Tabii ki de bir rol heyecan oluyor kalpten insan. Bu anı yaşamak, atmosferi yaşamak vesaire. Tam yan yana geldi. Şimdi ben sana roleplay başlangıcı birazdan vereceğim böyle usul usul arkadaşlar. Tam yanına geldi bir EP3 ya da işte Type R ya da bir E92 M3 ya da başka bir araba ya da bir FK2 Type R. Evet. Geldi o günkü dostlarımız. Onlar bizim hepsi başımızın tacı arkadaşlar. O gece zaten EP3'ler beni geçmeye çalıştılar. EP3'lerin derdiyim ben açıkçası. Değil mi? Evet. EP3'leri seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Ya inan ben kendi aracımın kasasından çok EP3 kasasını çok seviyorum. Çok yakışıklı. Çok benim yakışıklı. Favorim de FK2 kanka. FK2 kasa, evet, çok seviyorum. FK2 elektrikli süpürge ya benim gözümde. Valla biraz güzel. Öyle çok teknolojik ama onu da çok beğenmiştim. Hatta onun vites topusu da bununla aynıydı. Onu çektiğim arabanın. Şimdi yola doğru çıkıyoruz. Arabalar tam böyle o gece hareketli gecesinde arkadaşlar. O gece ben de bir yorgunum. Evet. Bir de o yorgunluk var. Çalışmışım ertesi gün. Sabah saat 4'e kadar bastık yani. Değil mi? Sabah bir de tekrar dün. Sen devam ettiniz bir de. Evet. Biz arabayla mı döndün o gün? Ya ben o gece. Çekiciyle mi götürdün? Yok yürüyerek. Ha yürüyerek. Yürüyerek. Fena yorgunluk olmuştur. Evet. Tepkisine kadar hassassa yürütme tepkilerinin de o kadar hassas olması gerekiyor.
Ben de su yürüttüm, onu çektim. Güzel. İlk defa sürdüm. İlk defa bir Taypark. Yani ilk defa bir K20 kullanmaya göre normal yani. Gayet teşekkür iyi. Ederim. Sağ ol. Var ol. Yana geldi şu an BF3. Yandan şu an sana böyle yapıyor. İkiye mi gel diyor? Şu anda... Kaça gel diyor şu an bize? Üstüne çekiyor beni. Ha, üstüne çekiyor. Bende kısa şanzıman var ya, beni üstüne çekiyorlar. Gel gel üstüne gel diyorlar. Yukarı tamam. Ben de diyorum 65-75 aralığına tamam. Gel. Onlar beni 80'e çekiyor. Orada böyle camdan bir diyalog arkadaşlar şu an. Evet. Gel ikiye gel falan böyle. Burada önden bir verdik abi. Geliyor korna. Arkadaşlar bu videoya 10.000 üzerinde like bekliyoruz gene. 10.000 üzerinde like için son bir kur, son bir bas. Bizi bakalım. De bizden al. Arkadaşlar, hoşça kalın. Hadi bakalım.